sormak istiyorum. Bu ülkede ne yaşanırsa Cumhur İttifakı biter. Bunu sadece şahsi yorumunuzu merak ediyorum. Birincisi bu. İkincisi de çok fazla gündem olarak konuştuk burada Anayasa Mahkemesi'ni. Az önce de tekrardan kontrol ettim. 8 üye Tayyip Erdoğan tarafından atanmış. Değil. 2 üye de Cumhur İttifakı oylarıyla Abdullah seçilmiş. Gül'ün atadıkları daha ağırlıklı şu an. Bir bakın ona. Yani yeni kontrol ettim ama ben yanılmamak için, Abdullah bilgilendirmek Gül için bakın. söylemek istedim. Tamam. İlk sorum Ki Baki'dir. Sayın Ne Erdoğan olursa olsun. tarafından da atanmış olabilir yani. Ha, tabii Sonuca orası müessir bir değil bu, şey evet. diyemem. Ne olursa Cumhur İttifakı biter. Sizin görüşünüz öznel olarak. Sağ Yani olun. bir varsayım niyet okuma üzerinden bunlara gerek yok yani. Peki, devam. Çok kısa, ilk bölümü tamamlamak üzereyiz. Ne kadar var arkadaşlar? Süremizi söyler misiniz bana? 7 dakikamız var ilk bölüm için. Mevcut üyelerin 7'sini Cumhurbaşkanı atamış. 3'ü AK Parti'nin oy çokluğuyla seçilmiş Ne şeklinde yapmış? bir bilgi Yedisini arkadaşlar söylüyor kim bana şu atamış? anda. Çok özür dilerim. Abdullah Gül ne kadar atamış? Abdullah Gül'le ilgili bir bilgi var mı arkadaşlarım? Bir bakar mısınız? Tamam, ona bakarız. Sorumuzu alalım. Seçimden sonra İyi Parti AK Parti ile ittifak kurulacak deniyor. Kurarsa İyi Parti için aynı şeyler söyler misiniz? Hangi konuda? Neyi Yani örneği aynı şey? söylediklerinizi demin İyi Parti için Soruyu ben de söylüyorum. anlamadım. Bir daha tekrarlar mısınız? Seçimden sonra İyi Parti AK Parti ile ittifak kuracak deniyor. Bir Seçimden dedikodu. sonra. Öyle Evet. mi? Kurarsa İyi Parti için aynı şeyler söyler misiniz? Bakınız bir siyasi parti, örneğin 90'da CHP terörün siyasi uzantılarını meclise taşımıştı, doğru mu? Ama Deniz Baykal'ın CHP'si de CHP'ydi. Ona da çok övgü dolu cümleler sarf ettik. SHP o dönem, evet. Yani o gelenek. Dolayısıyla bir parti yanlış yaptığında yanlış diyebilir ki, diyebiliyor isek eleştirdiğimiz konulardan döndüğünde o hareketi cesaretlendirebiliriz. Ama AK Parti ile İyi Parti'nin yaptığı ittifak niçin bir soru olsun onu anlayamadım yani. İyi Parti'nin güncel politikalarına bakmak lazım. AK Parti ile ittifak yapması tek Biraz başına bir değişken kriter buluyor mi? musunuz İyi Parti'nin politikalarını Ya falan? İyi Parti'nin ben olgunlaşmamış, kurumsal kimliği oturmamış bir parti olduğunu düşünüyorum. Konjektürel sosyal medya rüzgarlarına göre çok yön tayin edildi. Bugün müstakil hür adı altında bir karar verdiler. Onun arkasında durmaya çalışıyorlar. Ama örneğin müstakil hür siyaset yapıp deyip bir ay sonra tekrar parti meclisine toplayıp veya MYK neyse şimdi onun adını bilmiyorum. Tekrar bu kararı gözden geçirince seçmen nezdinde güven problemi oluşturuyor kesin. Evet, Bir var mı parti bir soru? karar alır ve arkasında Lütfen. durur. Bu taraf suskun kaldı bu akşam. Yok lütfen hemen mikrofonu alın. İkinciye tekrar, orada mikrofonu iletin Bravo hemen. Esra Hanım. Sorular gelsin. Evet hadi bakalım. Evet sizin sorunuzu alalım oraya gelecek. Beyefendi uzatır mısınız rica etsem? Sizde mi soru? Lütfen. Ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok açıklamaları kamuoyunu dolaylı tehdit değil midir? Sizce böyle bir yaklaşım doğru mudur? Cumhur İttifakı'nın ve sizin emin şekilde Twitter'da ve yayınlarda emin bir şekilde kazanacağız diyorsunuz. Bu söylemlerin arkasında mevcut iktidarın doğalgaz gibi güçleri mi yer alıyor merak Şimdi ediyorum. siyaset yapalım derken beyefendi AK Parti adayı Yok değil. hayır. Ya da Cumhurbaşkanı adına cevap verecek Yok durumda Cumhur da değil. Beşiktaş İttifakı'nın adayı olduğunu unutmadan Evet Cumhur ama İttifakı'nın MHP ama adayı. siyaset soralım Aynen. tabii. Ne diyorsunuz efendim siz Ya Cumhurbaşkanı'nın Beşiktaş'a doğal açıklamasını? gaz getireceğim Çok diyerek pardon. seçim kazanamayız Çok herhalde değil pardon. mi? Sosyal medyada dönüyor bu. Ben sizin Ya ben bir görüşünüzü adayın merak ediyorum. kazanacağız demesinde bir tuhaflık var mı? Doğalgaz Beşiktaş'a doğal gaz getireceğim. mevzusu. Buyurun. Bir tehdit dili var mı efendim? Bu soruya bir cevabınız var Yani mı? nasıl algıladığınızla alakalı. Bakınız şimdi bir algı var. Evet. Sayın Erdoğan'la ilgili. Hayatının önemli bir kısmı Sayın Erdoğan'a muhalefetle geçmiş biriyim ben. Ekmeğine kadar FETÖ tarafından oynanmış biriyim ben. Biraz öfkelerimizi kontrol altına alalım. Erdoğan işte dedim ya haber açıyorsun. Kuşu söyle sevdi, çocuğa böyle vurdu. Akşama kadar bir kişiyle alakalı öfke Öyleyse. pompalanıp sağduyu kaybettirip sadece öfke üzerinden bize mahkumsunu yaratan iklimi eleştiriyorum ben. Mutlaka. Ya burada biz varsak doğal gaz var. Ya ben yaparım, bunlar yapamaz. Ben böyle anladım. Öyle mi Ben diyorsunuz? böyle anladım. Siz Ama daha Hatay'da sağlam öyle demedi. Direkt dedi neydi? ki yani bakın görüyorsunuz.